<laughs> i̇ncir KSK bunun ismi. İncir. İn, i̇ncir KSK ne? KSK 19 çeşit bitki. Hmm. Özü içerir. 19 çeşit. Yani hem incir hem de başka şeyler var. de var. Ya, kekik, hı hı. E, sarı çakşır, damyana vesaire. Çoban çökerten 19 çeşit. Maka, epimedium, previkornum yani azgın tekotu vesaire. Bir çok şey içerir. Bir gün vatandaşın biri geldi, dedi ki 5. evliliği yapmış, ilk 4 hanımını boşamış, Hı. çocuk olmuyor diye. Aha. kendini Kısını kontrol geliyoruz galiba, evet. Kendini kontrol ettirmiyor, Aha. hep bayanlar da, evlendiği bayanlar da ha. kusur arıyor. Eyvah. Hep ki da kusur arıyor. boşamış boşamış, 5. evlilik. 5. evlilikte hanım demiş ki, sen hep evlenip evlenip boşanıyorsun, bize de demiş, kendin git kontrol et bakayım. Herkes de bahane arma demiş. Kızmış buna fırçalamış. Hı. Şimdi bu gitmiş araştırmış bakmış ki kendinde kusur. Hı. Efendim tüp bebek falan filan onu da paralı olduğu için yapmamış. Evet. Gelmiş bana. Diyor ki bana öyle bir şey söyle. Ucuz olsun. Ha, Kendisi... sorunumu çözsün ama ucuz olsun. Ha, ucuz olsun. <laughs> olsun. Kendisi de müteahhit. Parası pulu olan bir adam. Çoban çökerten seti B artı incir KSK. Bu bunu tavsiye ettim. baktı dedi ya pahalı ben şey yapamam. Ha. Anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor. Anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor. Dedim ki paran olmasa tamam yardımcı oluruz. Yani maddi durumu kötü olabilir, sıkıntılı olabilir. olabilir. Bu gördüğünüz çoban çökerten e, hormonları düzenleyici. Çoban Hormon. çöker de. Çoban çöker Tribulus testestiris. Hormonal anormallıkları düzenler kısırlı önler, kısırlığa karşı. Hı hı. Bunun birleşiminde e, çentesin denen bir madde var. Beynin salgılamış olduğu, hipofiz bezesinde salgılamış olduğu lutainizan hormonunu salgılamasını düzenler. Erkekleri de ve bayanlarda kısırlı önler. Hı hı. Çoban çökerten böyle çok mükemmel bir ürün ürettik. Tribulus testesteris. Sporcular bunu e, performans için kullanır. Kas yapar. E, ha. Performans. Güzel. Yarım saat antrenman yaptıktan sonra yoruluyor, halsiz, dermasız, bitkin kalıyor, dökülüyorsan bunu kullandığı zaman az gibi koşturur. <laughs> Hiç yorulmaz. <laughs> Enerji veriyor yani sporculara. Evet 1900 bu tribulusu ilk Bulgarlar bulmuşlar. 1920'de geliştirmişler. Daha sonra bütün Sovyet ülkeleri, eskiden komünist ülkelerdeki sporcular çok başarılıydı. Bütün Avrupa, Amerika hayran kalıyordu. Buna nasıl bu kadar başarılı oluyor? Tribulus testestiris hmm. kullanıyor hepsi. Topping çıkmıyor, bitki. Sonra daha sonra Amerikalılar ve Avrupalılar da üretmeye başladı. Tribulus testestiris sadece performans, emek kas performansı yani vücut olarak hem de cinsel olarak performans artırıcı özelliklere sahip. Hı hı. Ama bizim üretmiş olduğumuz çoban çökerten o 10 çeşit bitki ekstraktı. Avrupalılar, Amerikalılar herhangi bir kapsül, bitkisel kapsül yaptıkları zaman sadece çoban çökertense çoban çok koyuyor, başka bir şey koymuyor. Koymuyor ama siz Gerisi şey yapıyorsunuz, başka bitkilerden Tabii. de yardım alıyorsunuz. Forte. Forte olması hı hı. lazım. Güçlendirmek. Çünkü birinin etkisi %20'dir, diğerinin etkisi %25'dir, öbürü %30'dur. Bir araya getirebilirseniz birbiriyle uyumlu bitkileri tabi rastgele değil, herhangi bir bitki karıştırmak değil. Hı, hı. Tabii ki bunu yapabilmek için de en azından 650-700 tıbbi bitkinin bütün özelliklerini bilmek gerekir. Ne gibi özelliklere sahipler? Benim bununla ilgili 300'lü kitabım var. Oh. Evet. Şimdi bu vatandaş hikayeye yarım kaldı. Hı, Kısırlık problemi var. Kısırlık problemi. Beşinci evlilik yapmış. Onda da kusur alınca kadınca bu seferki biraz şeymiş. Git demiş kendini de ara bakayım önce. <laughs> Gelmiş bana diyor ki bana bir şey. Çoban çıkartan seti kullanacaksın. Kaç para şu kadar fiyatı. Yok ben onu kullanamam. Niye kullanamam? Mühendiz, adam müteahhit. Param var pulum var. Ve Fakir bir adam değilsin. Yani. Çocuk sahibi olması istiyorsun. Bir de evet. pintilik yapıyorsun. <laughs> var yemezler var öyle. Yok şudur budur hala konuşur. Sen bana bir çay tavsiye et ver. Çay. Ha çay yani Bir çay ver Sorunlu içim ya her şey. Anladım. Dedim yok öyle. Canım sıkıldı. Seninle uğraşamam dedim abi. O zaman bu Azerbaycan'dan Şamil Bey gelmişti. Sohbet ediyorduk. Adam zaten müsaade hemen içeri girdi. Soru sormaya başladı. Şamil Bey dedi ki ben bir şey söyleyebilirim. Buyur söyledim. Şamil Bey bu Rusya'da 52 tane cami açmış çeşit çeşit şehirlerde. Oradan oraya sürgün olmuş, oradan oraya sürgün olmuş. <laughs> Her gittiği yerde cami açmış, terine kaçmış. Sürgün sürgün. Sonra da Azerbaycan'a gelmiş. Dedi ki ben dedi bir formül söyleyeyim söyle. İncir, zeytin yaprağı, zerdeçal, zencefil vesaire vesaire baharatlı hı hı. bir hazırlarsa bunu yerse sperm kalitesini artırır. Duydun mu dedim? Duydum dedi. Hı. İyi hadi güle güle. <laughs> Ama 3 ay sonra gel Tahlil yaptır. Aha. Bir bakalım. Biz de öğrenelim. Gerçekten tamamdır. işe yarıyor mu? İşe yarıyor yani. mu? Evet. Bilelim yani. Şamil Bey söyledi. Çok değerli, dürüst, temiz bir insan ama gerçekten işe yarıp yaramadığını bilmek lazım. Tabii. Sonuçta doğal bir şey. Sonuçta Zararı doğal. olmayacak ama yararı olacak. Evet. Mı? Günde üç defa yemekten önce bir tane incir yiyorsun. Evet. Bekliyor bunun içerisinde Bu altı ya. hafta. Aha. Baharatlar var. Zincefil, çal çakşır, azgın teki otu, çoban çükerten maka vesaire vesaire. Geldi dedi ki hanım hamile. Oo, maşallah. Kızım, hadi bakalım. Bunun üzerine biz de bir araştırma yaptık. Yapmış olduğum araştırmada yeni araştırmalar yapıldı. Şimdi incirin birleşiminde bu taze inciri kopardığınızda orada bir süt akar. Evet. İncir sütü. Evet, evet. Ona lateks denir. Lateks. Hmm. Lateksin vitaminler, mineraller, enzimler, efendim, proteinler, çok şey var. Bununla ilgili çalışma yapılmış. Hem lateksle hem incir yaprağı ile ilgili araştırmalar yapılmış. Yapılan araştırmalarda rektal kanser, kolon rektal. Yani kalın bağırsakın son kısmında ve kalın bağırsakın bu ince bağırsakla birleştiği yerde. Kolonda ve rektumda olan kansere karşı etkili olduğu belgelenmiş. Aa bu benim söylediğim BAPMET'te var. Hı hı. Ya yani öyle kabada sallama yok. Başkaları gibi. <laughs> Belge var, bilgi var, konuşabiliriz. Evet. İkincisi ise e, incir yaprağı anti diabetik özelliklere sahip olduğu belgelenmiştir. Hı hı. Pankreasta beta hücreleri var. Beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak jelibon gibi yumuşak. Pankreastaki hücrelerin %98'i lipaz, amilaz, tripsin gibi çeşit çeşit enzimler üretir. Sadece yüzde ikisi adacık hücrelerinin dağınık olarak bulunur. Adacık hücreleri, ada hücreleri, bunlar inzülin salgılar. Hı hı. Bu hücreler diğer hücrelerden göre narin oldukları için karaciğer yağlanırsa pankreas yağlanır, pankreas yağlanırsa bu hücreler sertleşir, şey, yeri daralır. Büzülür, o zaman inzülin salgılamazlar. Böylece şeker hastalığı ortaya çıkar. Hı hı. İşte burada İncirin yaprağının diyabete karşı etkili olduğu, serbest radikalleri yok olduğu belgelenmiş. Bu da klinik araması yine BAPMET'te bununla da ilgili belge var. Yani konuşuyorsak belge bilgi Evet, BAPMET'te belge okuyabilirler. Belge dayanmadan konuşmak Aha. caiz değildir. <laughs>